Arkadaşlar herkese selamlar. 1 Ağustos 2024 Perşembe meyda tahminleri ile hepinize selamlar. Aga 4 tane maçım var. İdeallerinden yüksek oranlarını ve güzel maçlar kendinizce değerlendirebilirsiniz. Ben sizlere anlatmaya çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar öncelikle. Son ya dün güzel bir şov yaptık. Bereketli olsun. Tebrik ederim yani kazan sağlayanlara. Birazdan göstereceğim ve skor yarışmasıyla başlayalım. Trabzonspor'la uzun Uzom Berok isimli takımın maçı var. Maç skoru olur dedik. Bilen iki kişiyi 7 günlük WhatsApp gruplarımızdan misafir edelim. Maç skorunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Ruzo yazsanız yeter anlaşılır zaten. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe maç skorunu da Murat Doğru ve Yiğit isimli arkadaşlarımız kazanmıştır. Benimle WhatsApp hattına iletişime geçebilirler. WhatsApp hattı ekranda gördüğünüz üzere 0500 34 446 59 89 numaralardan iletişime geçebilirsiniz. Her türlü soru görüş öneri whatsapp gruplarına girmek isteyenler ve skor bilenler de benimle buradan iletişime geçebilirler. Aga bahsetmiştim. Tekrardan bahsedeyim. Telegram gruplarından ziyade artık whatsapp gruplarını ilerliyoruz biz onun bilgisini vereyim. Ya, Telegram platformunu bıraktık. WhatsApp'a geçtik. Bunun da bilgisini vermiş olalım sizlere. Dün neler yaptık? Ondan bahsedelim. Dün aga 2 tane mislim vardı. Bir tanesi 5000 misli, bir tanesi de 2500 misli şeklinde. Fenerbahçe'nin ben galibiyetine değerlendirdim. 1.5 üstüne 1, 5.000 misli olarak değerlendirdim. Zor oldu. 90 artı 3'te gelen golle birlikte geldi. Kolay olmadı. Ama bereketli olsun. İçeri almasını bildik. Bir de Kanada'nın maçı vardı. İlk yarı 86.5 üst ideal kombinemizde de vardı. Birazdan bahsedeceğim. 1.50 gibi orandan ona da 2.500 misli önerdi. Yüksek misler bereketli oldu. Arkadaşlar şov oldu. Yani yüksek misli seviyesinde zaten şöyle bir şey de var. Yüksek misli seviyesine gelen canlı kupon seviyesine de gelmiş oluyor bir nevi. Ee, yüksek misli de ben gruba girerken yazıyorum. Diyorum ki 1000 TL'nin üstünde oynuyorsan yüksek misliye gel diyorum. O şekilde ilerlerim. Düşük oynayanlar gelmesine rağmen ya yani verilen mislileri görüyorsunuz. İdeal kuponlarımız vardı dün 2 adette. Solda gördüğünüz ideal kombinemiz aga Fenerbahçe alır 2.5 üst. Malmö maçı da oradan 2.5 üst olarak değerlendirdik. Günün ideal kombinesiydi. İçeri gelmesini birlikte tebrikler. Güzel kadar sağladık. YouTube'da vermiş oldum Yunanistan basketbol kombini gruba da verdim zaten. Basketbol kombinim o benim. Kanada maçı ya yani yayın en güvendiğim maçtı zaten. Misli de aldım. 86.5 üst. Fakat Yunanistan maç bir 71-71'e geldi. Fakat kazanmayı beceremedi Arka. Onun da bilgisini vereyim. O da başarısız oldu tek maça diyerekten de. Canlı olarak zaten WhatsApp gruplarımızda izlediğimiz maçlardan en iyi şekilde değerlendirerekten de güzel geçirmeye çalışıyoruz. İzlediğimiz maçları zaten analizlerini yazaraktan zaten gruba atıyoruz. Oradan değerlendiriyorlar. Herkes açık Telegram grubu var. Kan ücretsiz grubu. Bu da Telegram'da. Buraya da giriş yapabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında linki de mevcut zaten. Hatta ben şöyle dün göstereyim neler yaptık. Şimdi Kanada maçı mı oynanıyordu? Buraya da ara ara atıyorum tabii ki. Ücretsiz canlı bahislerde. Üçüncü çeyrek 44.5 üst olarak değerlendirdim. Aga. Geldi mi? Geldi. Kanada maçında ev sahibi 92.5 üst verdim. Geldi mi? Geldi. Brooks'un son saniye atmış oldu üçlükle birlikte. Şöyle parayı kucakladık götürdük. Bereketli olsun Aga. Bu şekilde devam edeceğiz. Başlayalım isterseniz. Sizlerden hani ricamız Aga. bak bugün video çekmek istemiyordum. Daha doğrusu düşüncem yoktu. Fakat maçları çıkarınca güzel maçlar olduğunu yani kazanırsak hep birlikte kazanalım. Kaybedersek de birlikte kaybedelim. İlk mücadelemiz Trabzon maçıyla başlayalım. Agalarım bu maçın maç konusu sizlere sorduk. Bilen iki kişiyle de gruplarımıza misafir edeceğiz. Beğeni ve yorumlar da geldiyse hemen 10 saniyede bir beğeni ve yorum sallarsak. Şimdi Trabzon Sporik mücadele 2-0 gibi skorla kazandı. Bizim ideal kombinemizde de Asman'ın 1.5 üstü bekliyordu. Mason 2.5 üst bekliyordu. E, i̇kinci gol Trabzon'a almıştık. Yani canlı da bekliyordu o şekilde. Şimdi çok güzel bir gol attı. Gol attı. Arkadaş genç yetenek. Cihan galiba ismini hatırlamıyorum ama Cihan olması lazım. Çok güzel bir gol attı. Gerçekten sevindik. Şimdi Trabzon Aga kanatları çok iyi kullanıyor. Özellikle Trozeger'in kanadında yani adam ya kalite farkını net bir şekilde ortaya koyuyor. Fakat bitiricilik anlamında sıkıntı yaşıyor. Ben fakat sizlere bu şekilde şunu önermek istiyorum. Avrupa'da olanlar, yaşayanlar, Avrupa'dan oynayanlar diyeyim ben. Trezeguet bu maçta gol atabilir. Aga onun golünü bir değerlendirebiliriz öncelikle onu söyleyeyim. Onun dışında Trabzon'un ben bu maçta yine ya çok ağam şağam golü geçmesini beklemiyorum. Biraz daha hazır değil gibi geldi bana. 4.5 altına 1 yani maksimum 3.0. Hadi, hadi bir tane de 3-1 O yüzden 4.5 altına 1'i ben tek tercih olarak göndermek istiyorum. Değerlendirecekler burada 3.5 altı 1'i de oranı biraz daha 2 bandında oranı var. Riski biraz arttırarak da 3.5 altı 1 de yapabilir. Ama ben dediğim gibi Trabzon'un buradan maksimum maksimum maç skorunda 3-1 biter. Yani 2-0-3-0'da benim beklentim var. Buran maçıyla devam edelim. Trabzon'umuzu anlattık. Şimdi bunların ilk mücadelesi 0-0 gibi beraberlikle bitti. Maçın özetini izledim. 90 dakika izlemedim aga. Özetini izlediğimde gördüm ki dengeli bir oyun olmuş. E, Goet tabi kendi evinde oynadığı için kaçırmış olduğu 3 tane net gol pozisyonu var. Ya 3 ya 4 aga izledim. E, ondan atamamış yani burada. Tempolu bir oyun. Zaten her iki takımda bir Hollanda ligi diğeri de Norveç ligi. Bunlar zaten kendi liginde de tempo oynayan takımlar. Karşılıklı gelecek goller 1 aga. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Silke ile Molde mücadelesi. İlk mücadelesinde 2.5 üst olarak değerlendirdiğimiz bir karşılaşma. 3-1 gibi bir skorla bitti. Erken gelen gollerle birlikte zaten maç güzelce açıldı zaten. Şimdi bu mücadele Silkeborg ile Danimarka ekibinde. Danimarka'nın ligi de başladı bu arada. Son mücadelesinde de iyi oynadı. Mağlup oldu sanırım ama ya kırmızı kart da görmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Alborg kırmızı kart gördü ama iyi oynadığını söyleyelim Aga. İlk mücadelede 3-1 kaybetti. Burada kendi evinde risk alacaktır bence. Yani hücumu düşünecektir. Molde de bence buna karşılık verebilecek bir takım. Yine aynı şekilde karşılıklı gelecek goller idealden değerlendirilebilir. Her iki takımdan da gelecek golleri ben bekliyorum. Onun dışında son mücadelemize geçelim. Başakşehir mücadelesi. Şimdi bu maçta beni iyi dinleyin Aga. Bu maçın oranları acayip değişti. Hatta ben şuradan göstereyim. Bakın tahmincinin oranı ilk kere 1.5 üstüne yazmıştı. Güncel oran 1.42. Yani ben bu maça 6.5 alt verecektim. 6.5 altın oranı 1.40 küsur oranı vardı. Fakat 4.5'a kadar da bunu düşürdüler artık. Yani dört 4.5'a geçtiler. Artık iddia haber mi aldı? Yedek kadro mı çıkacaklar? Ne diyecekler bilmiyorum ama maçın gol oranı kısır geçme ihtimali vardı. Ama ben buna bakmıyorum aga oynamış olan oyun iki takıma baktığımız zaman da burada ben Başakşehir tarafından yani ev sahibi atarsa da işimize gelir. İlk yerden iki gol. ilk yer bir buçuk üst olarak da değerlendirmenizi öneririm. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. İlk yerden gelecek iki gol. Akan dört tane maçım vardı. İdeallerinden ve yüksek oranlarından anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek arkadaşlar. Bol şanslar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.